Bu adam birkaç kumarda bana gelip gidiyor. Fakat kim olduğunu bilemiyorum. Bazı genç geliyor, bazı yaşlı geliyor, bazı sakallı geliyor, bazı Arap kıyafetinde geliyor. Hatta evime götürdüm adamı. Evime de götürdüm. Yemek yedirdim. Yemek yedirdik, camiye gittik, adam kayboldu. Yok. O benim de fotoğrafı olan adam. Tamam. Arap. Türkçe bilmem diyor. Ramazan'ın içiydi Ramazan'da. Sahurda ekmeği yedim, şöyle uzandım. Adam geliverdi eve. Ömer amcacığım, ben gidiyorum. Allah'a emanet diyorum seni. İnşallah bir daha görüşemek üzere. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Ya hani sen Türkçe bilmiyordun diyor. Sen Arapça konuşuyordun diyor. Türkçe bilmiyordun diyor. Böyle kişiler geliyor, kim olduğunu bilemiyoruz. Mehmet Ağa demiş ki, İplikçi Mehmet Ağa bu. Ömer amcanın yanına Hızır Aleyhisselam gelir gider ama Ömer amca farkında değil demiş. O farkında değil demiş. Ben de farkında değilim. Bu adam Hızır diyemem. Ama gelip giden var çok. Kim bilmem. İyi, maşallah, maşallah, maşallah. İplikçinin görevi ne? İplikçi Mehmet Ağa çok kalbi gözü açık bir adam. Evet. Neyim var hepsini okur. Benim hanım ameliyat olacaktır. Ameliyat olmamış. O gün de Rauf amcayla oraya vardık. Senin hanıma ameliyat etmediler dedi bana. Ne biliyorsun ya sen benim hanıma ameliyat ol. Bir mağduru varmış, sonra yapacaklarmış dedi. Telefon açtık oradan, hakikaten gitmemişler doğru. Kalktı benim elim öptü. İplikçi dayı. Rauf amca dedi ki, sen 85 yaşındasın. Ömer amca ufak. Ömer amcanın neden elini öpüyorsun dedi. Ömer amcanın ayağını bile öperim ben dedi. Evet. Ömer amcayı ben bilirim dedi. Rauf amcaya söyledi bunu. Evet. Bana değil, Evet, ona söyledi. evet. Rauf amca da dedi ki, Kayseri'de, Yayalı'da. Abi sizin orada burada Mustafa Celepçi var, Kayseri müteahhit. İnşaat yapar satar. Sizin Yahyalı'dan. Beni o çok iyi dostum o adam. Bana dedi ki, Yahyalı'ya giderken benim arabaya bin, beraber gidip geleceğiz. Her zaman seni götürürüm dedi. Sizden bahsettim ben de, gördüm burada bir defa dedim, Ramazan abi dedim. Biz dedi, o oralar, da burada müteahhitlik yapıyor. Sen oraya gittin, Almanya'nın manyaları bekleme dedi. Hanımı da al, benim arabaya bineriz, orada misafir, benim orada da bizim akrabalarımız var. Orada da kalırız, 2-3 gün orasına geliriz dedi. Öyle dedi. Ali Ramazan amcayı çok iyi tanırım dedi. Kısım akrabalarının hepsi alim adamlardır. Evet herhalde birisi rüyasında getireceğim demişler. Kimdi o seni hacca götürecek olan rüyasında demişler. Rüyanda demişler birisi hacca götürsün diye seni. Ha. Kimdi o? Oğlan Kozan'da onlar, Kozan'da. Kozan. Kozan'da. Ne dedi? Götürüyorlar beni sağa sola rüyamda. Her tarafa gidiyor. Hacıya da gidiyor. Orada namaz da kılıyor. Ama bende bir şey yok.
bir kalp şeyim yok yani. Ama her tarafa gidiyorum, çok yerlere gidiyorum. Kur'an okumasını bilmem, Kur'an okuyorum. Sonra ben bir İslam şerifi senelerden beri alışkın olduğum için bunun üstünde çok duruyorum. Sübhanallahi ve bihamdi, Sübhanallahil azim, Estağfurullahil azim ve etubileyk. Benim zikrullahlarım var çok. Ama en ağırlığı şeye veririm, İhlas'a veririm. Çünkü bana rüyamda dediler ki İhlas'ı çok oku. Hem bu dünyada hem ahirette kurtulur. Sen Allah'ın çok büyük dostlarısın. Elimde değil. Elimde değildir o. Geceleri hep böyle geçiriyorum. Uyku nedir ben bilmiyorum. Gülüm. Ne aşkın senden. Hak aşkın. Hak aşkın. Hiçbir. Uyku bilmiyorum. Tünet bilmiyor bizim gibi. Benim odama ben de başka kimse girmem. Kendime otururum. Yatarım, kalkarım, otururum, ibadet ederim, ağlarım, yağlarım. Sabahı yaparım. Hiç de Allah beni darda koymadı. Elhamdülillah. Ummadığım yerden rızıklar gönderdi. Hiç derde kalmadım. Ne denirse elimde değil. Konuşamam. Bir adam geldi mi evime geliyor, konuşamıyorum. Kendimi tutamıyorum. Elimde değil. Hacı'ya gidiyorum rüyamda, Sırat Köprüsü'nü geçiyorum, bir beyaz melek geliyor beni, kanadının üstüne alıyor, gidiyorum. Sırat'tan gidiyoruz diyor. Eyvallah, maşallah. İplikli Mehmet'e Rauf amca öyle diyor. Konya'da bir vali var ama esas vali boyacı. Konya tanımıyor bunu. Tanımazdık Güney'i ne tanımadık? Ayı biz. Anayanlar tanımadan. Doğru. Kimse yerinde kıpırdatamıyor. Kimse yerinde de kıpırdatamıyor. Duası kabul. Mustafa Baydar var. Görüşmüşsünüz. Ümre'de görüşmüşsünüz orada. Müslüman. Ümre'de görüşmüşsünüz orada. Bana da sizle görüştüğünü nakletti. Başka neler söyledi ya? Bak bir şeyler söyledi mi başka? Başka bir şeyler söyledi mi? Başka bir şey demedi. O benim yanıma çok gelir, beni tanır beni. İhlas Şerif'e devam dedi. Öyle yapıyorum dedi. Başka bir şey bilmiyorum zaten dedi.
kasket giyerdi, değiştirdi, devam ediyordu. İzzet Küresi'nin bende kitabı var. Çok muazzam bir kitap. İzzet Eser Hazreti, bir adam getirdi, verdi bana. Şunu sana hediye ediyorum dedim. Okuyorum, burada da var, satıyorlar. Ben ona bunu alıyorum çok. Bir adam geldi bana bir Kur'an verdi, bunu sana hediye ediyorum dedi. Kur'an Arapça yazıyormuş. Bizim hocalar bilemiyormuş Kur'an'ı. O adam bir daha geldi, bunun devamını getireceğim dedi. Elinde bir tespih vardı. Hiç de orada tesbih görmedim. Dedim ki bu tesbih bana hediye ettim. Bu hediye olmazsa dedi, sana aynısını getireceğim dedi. Sana dedi aynısını getireceğim dedi. Bir şey gelmedi. Adam hadi akşam eve gidelim. Yolda bir şeyler aldım. Eve telefon ettim, misafirim var, bir şeyler hazırlayın dedim. Seyyarlardan bir şey de şunu bunu aldım, üzüm, şeftali, müftali aldım, parayı verdim, döndüm, adam yok, gitmiş. Seyyara dedim, ya benim yanımda bir Arap kismetli adam vardı, Arap kıyafeti var, nereye gitti o dedim. Adam ne Arabı ya, ben görmedim dedi. Öyle deyince eve gittim. Sabah 9'da adam yanıma geldi, tekrar iş yerime. Bugün gideceğiz dedi. Eve bugün 5'te geleceğim, gideceğiz dedi. Türkçe konuşmuyor, bilmiyor. Arapça konuşuyor, biliyorsa da söylemiyor. Evet. Eve vardık, eve telefon ettim, bir misafirim var, bir şeyleri hazırlayın. Orta havada orucuydu o gün, oruçtu. Eve hazırlamışlar, yemedi. Bir iki kaç çorbadan aldı, bir iki de bir pilavdan ulan aldı, yemedi. Tamam dedim, benim bu kadar dedim. Karşıda misafir odasına geçtik, oraya gidelim ki akşam namazını bir kılalım, yatsıyı kılalım. Oraya geçtik, namazı kıldık, oturduk. Dedim ki telafiye mi gidelim, burada mı kılacağız? Ben söylüyorum. Bazı yazıyorum, yazıyorum, yani anlaşamadı yazıyorum. Bizim Mevlüt Hoca var ya, Hacı Üstad'ın talebesi hoca. Onu getirdim, telefon. Ya benim yanıma bir Arap geliyor, adam Türkçe bilmiyor dedim. O biraz Arabistan'da okumuş. Şu kim, şunu bana bir çıkarıver dedim. Adam geldi, bundan konuştular bizim hocayla. Demiş ki, Şeyh Ömer'e, bana Şeyh demiş. Bunu ziyarete geliyorum demiş. Bu da benim başıma adamları topluyor demiş. Senin Mustafa Baydar var ya, hı, hatta o da bilir adamı. Buradan kalktık, Mevlana'nın oraya gittik. Adam beni dedi ki, seni tanımam dedi Mustafa. Ya boyadın yandan geldik ya beraber dedim dedi. Bilmem dedi diyor. Bilmiyor. Adam söylemiyor. Böyle gece gelmiş. Türkçe biliyor adam. Sonra bir diğer geldi, yine bir geldi. Bu 5-6 kubarda geliyor. Yalnız bu aynı adam. Ben çıkaramıyorum da, yalnız aynı adam. Bazı senin emsal geliyor, bazı biraz geç geliyor, bazı sakallı geliyor. Yalnız konuşmalarından biraz anlıyorum ben. Türkçe bilmem diyor. Başka kubada geldiği zaman konuşuyor. Ben nasıl adamım diyorum. Ben Allah beni seviyor mu diyorum. Allah günahlarımı bağışlıyor mu diyorum.
bir tanesin diyor, bir öyle diyor. Boyacıdan Allah dostu olur mu diyorum. Allah dostlar hep bu kadarlardan olur diyor. Cennet babadan sıkı. Geldi mi? Bana geliyorlar abi, Samsun'dan, Ankara'dan, Konya'dan, dolu. Ömer'de de bir dua yap bize diyorlar. Ben dua bilmem diyorum. Ne biliyorsun benim dua yaptığımı diyorum. Rüyamda gösterdiler seni diyor. Şöyle hocam, milletin gelişine bakıyorum. Kendime bakıyorum. Kendimde hiç belirti yok. Aynı boyacı duruyor. Seni millete tanıtıyorlar diyor. Allah'ın öyle dostları var diyorlar, o gelen adam. Sen kendini bilmem, sen sırf zikirle uğraşır diyor. O senin yerini ayırmış diyor. Kalbini yıkamış diyor. Onun bildiği var, kendi bilen var, bilmeyen var. Allah'ın çok çeşitli dostları var diyor. Ben de diyorum ki Allah'ın dostu değilim de düşmanı da değilim diyorum. Beş vakit farzımı kılıyorum, yerinden getiriyorum. İnşallah Allah kabul eder diyor. Öyle deyip kapatıyor. Bak Mümeca ne diyor? Bak kabirdeyim diyor, öldüm diyor, kabire girdim diyor. Ben de girdim öyle kabire ama ben öyle suval melakesimle görmedim. Rüyamda ben de öyle bir Mehmet Ağa'nın gibi öyle aydınlık maydınlık görmedim ama bir kabirdeymişim, ölmüşüm, üstüme toprağı atmışlar, sonra dirilmişim. Benimki bu kadar ama Mehmet Ağa tavsilatlı görmüş. Seninkini icabı dirilmiştir. Benimkini yalı kestiler, tam göstermediler. Kabirlerde çok gezerim rüyamda. İhlas-ı Şerif'e aşık bir adamım. İhlas-ı Şerif'i çok okurum. Kabirde, gece, rüyamda, aydınlıkta, namaz kılarken, namaz kıldırırken her zaman bunu görürüm. Yani şunu sana söyleyeyim. Allah hiçbir zaman için sıkıntıda beni bırakmadı. Çok. Rüyamda adam benim sırtımı tapışladı. Her tarafımı sıvaşladı. Allah'ım sana yokluk yüzü göstermeyecek dedi. Devam dedi. Hacı Vüslade'yi gördüm rüyamda. Benim eve geldi. Evet. Selamün aleyküm dedi bana. Aleyküm selam. Beni tanıdın mı dedi. Tanıdım hocam, dayımın arkadaşısın sen dedim. Yanında da bir adam var. Benim evdeymişiz böyle, oturduk. Hacı müsaade ettim ki bu ağabey kim dedim. Bu arkadaş kim dedim. Bu arkadaş peygamberlerden ama dedi adını söylemedi bana. İşte tam gördüğümde tam sihiri oraya gelince kapak kesiyorlar.
Hocamı rahatsız ettik. Allah. İnşallah Cebrail gözet yaşlarımızı kandile doldurur, oraya koyar. Cehennem ateşi kükrediği zaman cehennem ateşini atar. İnşallah o cehennem ateşini de Allah bize göstermez. Göstermeyecek demiyorum da göstermez inşallah. Göstermez inşallah. Böyle bu işler çok zor iş, kolay iş değil. Çok zor. Bu işler el işi, el. Çok zor. Benim dediğimi seni anlayamıyorsun. Anladım. Bu işler çok zor. Böyle her gün okumak, ibadet etmek, bunu yapışmak, muhafaza etmek. Parayı kazanan ama tutmak, parayı tutmak, ibadeti yapıyorsun ama bunu tutmak, ibadeti tutmak, ona kabul ettirmek. Öyle günde sana 500 TL ilan okusun, 1000 TL, kimse yapamaz bunu. Çok zor. Mümkün değil, çok zor. Adam günde 100 TL'yi okumuyor. Ama biz alışmışız veyahut Allah bize bunu görev vermiş, okutuyor bizi, açıyor. Okudukça açıyor beni, sıkıştırmıyor, açıyor. Sen beni bir anlarsan ben seni bin anarım diyor. Ummadığın yerlerden rızıklar halkı derim diyor. Bak ummadığım kişiler bana para veriyor. Böyle her gün okumak çok zor. Bir gün oku, 10 gün oku olmaz. Her gün okuyacaksın. Günde okuyacaksın, günde. Sonra İhlas Şerif'i dilinle okuyorsun, gözün ona burada. Tam Allah'a bağlı olarak okuyacaksın. Allah'a tam bağlı olarak okuyacaksın. Ben hoca değilim, hafız da değilim. Ama az buçuk kitaplar okuyoruz. Öyle diyoruz. Alimler öyle yazmışlar. Alimlerin şeyini okuyoruz mesela. Yadıklı Ahmet'in kitabı var. Diyor ki, ben okur yazardım, yok diyor. İmzayı mühürle basarım. Ben bir şey bilmem diyor. Ben çobanım diyor. Ama adam 40 sene Hızır Aleyhisselam'la dostluk yapıyor. Hiçbir alim ben alimim dememiş. Ben Allah'ın dostuyum da dememiş. Allah'ın kulluğuna kabul ederse Allah'ın kuluyum demiş. Var mı Mevlana'nın yaptığında Eyüp Sultan'ın Hacı Bayram Efendi var mı o alimlerin yaptığında biz alimiz demiş mi dememiş. Sen yapışacaksın, onun rızasını alacaksın, yapışacaksın. Bak benim orada kulübelerimi kaldırdılar, götürdüler. Gece kalktım, senden başka kapısı çakılacak var mı dedim, yok dedim. Bak benim kulübemi belediye götürdü dedim. Benim kulübemi nasıl getireceksen getir dedim. Sabah 9'da kulübeyi getirdiler. Kendileri getirdiler. O ufak diyor, eski çalıştığım şey.
Adam esnaf dedi ki buradan seni kaldıracağız. Benim dükkanım öyle kalabalık tutuyor. Kayalı parkan oraya götüreceğim. Bak Allah işte nelere kaldırdı. Adam bana beni kaldıracak adam bana büfe yaptı. Aynen. Allah Teala da dedi ki ya Ömer bak görüyor musun sen bana ne yapıyorsun bak ben de bunları seni nasıl diz çöktürüyorum sana dedi. Nasıl getiriyorum yanına. Nasıl yaptırıyorum hepsini sana dedi. Allah Allah. İnşallah iyi olur. Hocamızdan müsaademizi alalım. Hocamız da istirahatına baksın. Biz de işimize gidelim. Allah razı olsun. İnşallah bir daha yolumuz düşerse Kayseri'ye. Mustafa Gül vardı. Benim eve geldiler. Saat 8-9'a kadar oturdular. Ciğerci. Dokuzda Kayseri'ye gittiler. Maddi manevi sıkıntılarımızda dua etsin yeterler seherde diyor, bizim için diyor. He, dua ederim. Tamam. Dua ederim, çok dua ederim. Dua kitaplar var, Peygamberimizin duası var bilhassa. Onu her gece okurum. Sana verdim mi o duadan verdim. Onu her gece okurum. Okurum, herkese yaparım, herkese yaparım. Allah'ım benden dua isteyenlerin kalbini ben bilmem, sen bile onlara da yardım et. Dua ederim, herkese ederim. İnşallah Allah kabul eder. Ama gelen arkadaşlarımız, dostlarımız, Allah'ın dostları öyle diyor. Kimisi Ömer-i Faruk diyor, kimisi diyor bilmem ne diyor. Allah yolluyor adamı ben bilmiyorum, görmüyorum. Ta ben Samsun'dan geldim diyor adam. Mevlana'yı ziyaret ettim, bir de seni ziyaret edip gideceğim diyor. Adam öyle diyor. Kim? Bilmiyor. Kim bilmiyor. Kim bilmiyor. Öyle deyip gidiyor. Seher vakti dualar çok makbul. Seher vakti gece dualar, ibadetler çok makbul. Allah günahları siler. Eğer bir de gözyaşı dökersen siler, siler. Allah'a tam bağlı olursan siler. O bize düşman değil. Bizim ibadetimize de muhtaç değil. İnşallah iyi olur. Bizim ibadetlerimize de muhtaç değil. Allah bizi imtihan dünyası halkıtmış. Gücümüzün gittiği kadar çalışacağız. Bilmediklerimizi de o yazsın. Unuttuklarımızı da o yazsın. Bilemediklerimizi o kaydetsin. Unuttuklarımızı o kaydetsin. Öyle dedin mi hepsini yazar diyor Hazreti Ömer. Öyle dedin mi hepsini yazar diyor. Biz de aciz kullarız. İmtihan dünyası. İşte az evvel dedim ya, bu çok zor. Bunlar el işi, el. Çok. Öyle kolay iş değil, çok zor. Bir gün bir uyanık otur bakalım, evde bir dene. İki gün uyanık otur bakalım, oturabiliyor mu? Allah verecek sana o oturmayı, o. O verdi mi, hepsini verir. Beni usandırmıyor, çalış diyor. Sana sıhhat da verdim diyor.
75 yaşındasın bak çalıştırıyorum diyor. Hastalığın yok, bir şey yok. Sağlığın var diyor. Senden sağlık istiyorsun, ben de sana sağlık veriyorum diyor. Öyle zor iş, zor. Öyle herkesin yapabileceği bir iş değil, zor. Ama ben alışmışım, ben gidiyorum böyle. Üşidimizi tanıyor değil mi? Tanıyor. Hasan Efendimiz'i biliyorsun değil mi? Hasan Efendimiz'i biliyorsun, Yahya Hasan Efendimiz'i. Bu ağabeyi mi? Babasını. Ha, babası. Bilmem. Bu abi hani sen getirdin ya, o zaman tanıdım. Bir de Kayseri'ye gittik Rauf amcayla. Abi de Kayseri'deymiş. Biz Mustafa Gül'ün evde yattık. Sabahleyin gelmeyeceğinden bahsettiler. Arabaya bindik, geldik. Abi'yi orada göremedik. Orada geldim. Ertesi gün dükkanımı açtım. Mustafa Celepçi geldi, o Kayseri'de. O geldi Yahya'la. Dün neredeydin dedi. Biz Kayseri'deydik dedim. Kimin var, kimin var senin orada dedi. Adil Hamadan abi ona gitti. Allah Allah. Ya niye bana söylemiyorsun dedi. Senin Allah'ın dostların olduğunu biliyoruz dedi. Ama niye söylemiyor bana bu Kayseri'de falan adama. Ben de yeni tanıştım diye iyice bilmiyorum dedim. Ben dedi bir daha giderken hanımı da alırız. Kayseri'ye beraber gider geliriz. Almanlara gerek yok dedi. Orada yatacak yerimiz de var, hepsi var. İki gün kalır geliriz dedi. Ramazan amca çok iyi bir ahbabımız dedi. Hepsini öyle. Bunların bütün akrabaları hep Allah'ın yoluna çalışmış kişiler dedi. Mustafa amca öyle dedi bana. Rauf amcanın talebeli hocası var Mustafa amca. Onu da bilin diyor herhalde. Rauf amcanın talebesi. Şey, efendim. Rauf amcayı yetiştiren o adam, Mustafa. Orada İskenderun'da. Kim o? Mustafa. Ne iş yapar? Yüz yapmaz ya, 90 yaşında adam. Şeyin talebesini yetiştiren adam. Rauf amcayı yetiştiren adam. Onun evinde de tüp patlamış iki gün evvel. Allah tüp. Allah. Yaralanmış, hastaneye yatırmışlar. Onu da şey söyledi bana, Mustafa. O hani benim eve geldi ya, hı. Mustafa o söyledi. Haydar. Ne var? Çiğnez geldi gitsin. Mustafa Çiğnez. Mustafa söyledi. İplikçi Mehmet'e gittik, selamı var sana dedi. Ömer amca, Ömer dediye selam söyleyin dedi. Mustafa söyledi yanıma. Oradan Rauf amca, orada Mustafa'ya tüp patlamış dedi. Pek yarası pek yoğunmuş ama ölmemiş yani. Biraz şeyi varmış yani. O Mustafa amca da beni tanır. Rauf amca tanır da Mustafa da tanır. Buraya onlar Hüseyin oğulları var ya sanayi çarşısında girerken onlara gelirler bunlar. Onun evinde kalırlar da bir hafta. Burada bir iki bir de bayan abi var. Albayın oğlu. Ama şimdi onlara gitmiyorlarmış. Osman Ağabey'de yatıyorlar. Bize de geliyorlar da bizde yatmıyorlar. 11'e 12'ye kadar oturuyorlar gidiyorlar. Açık biz konuşmaz. Konuşmaz galiba.
konuşmaz efendim. Zalim de değilim. Allah inşallah günahlarımızı bağışlar diyor. Ben şunu bilirim, ben bunu bilirim, ben böyleyim, ben söyleyeyim, öyle bir numaram yok. Allah'a karşı olan borcumuzu, kulluğumuzu yapıp Allah'ımıza şükredeceğiz. Ama sağdan soldan Ömer dede, Ömer Allah'ın dostu gelirmiş, onu ben bilmem. Yukarıda yolluyorsa o geliyor, ben bilmem. Onlara benim gücüm bitmez. Yukarıda yolluyorsa o geliyor. Bunları bilmem. Bana kalırsa içimde bir şeyim yok. Yalnız güvendiğim şeyler, hiç sıkıntıda kalmadım, hiç darda kalmadım. Her işime gelen işi, hepsini hakkı Allah yardım etti yani. Hiç kimsenin eline bırakmadı, hiç. Ne oğlanım, ne kardeşim, ne karınım, ne bilmem, kimsenin eline bırakmadı. Allah Teala hepsi yitirip bitirip gidiyor. Allah'ıma çok şükür. Gidelim mi?